1984 Monaco Grand Prix'si ilk söylendiğinde bize Ayrton Senna'nın meşhur ettiği yarış diyebiliriz. Zaten Senna'nın bitmeyen Monaco mitleri de var. Zaten Monaco deyince Senna'nın bir de işte o 88'deki meşhur sıralama turu geliyor akla. Takım arkadaşı Alain Prost'a 1,5 saniye fark attı ve 3. Gerhard Berger'e 2,5 saniye fark attı o meşhur süper hızlı turu. 1984'teki yarış çoğunuzun bildiği üzere Senna'nın Formula 1 fanları gözünde ortaya çıktığı yarıştır. Benim için bu yarışı özel kılan şeyse aslında sadece hikayesi değil, griddeki efsane pilotlar Senna, Mansell, Piquet, Prost, Alboreto, dünya şampiyonu olan yine Keke Rosberg gibi isimler. Bir de bu yarışın adı çok da fazla anılmayan bir kahraman daha var, Stefan Bellof. Ancak hepsinin ötesinde bu yarışı şöyle bir alıcı gözle izleyip takip edince aslında bu işi yapmanın ne kadar zor bir şey olduğunu bir kere daha anlıyoruz. ...1984 sezonu Niki Lauda'nın 3. ve son şampiyonluğunu kazandığı sezon olarak tarihe geçti. Lauda aslında 79'da daha fazla motive olamadığı için Formula 1'den ayrılmıştı. Bunun bir nedeni de 2 yıl önce Ferrari'nin kendisine yaptığı muameleydi. Lauda F1'den ayrıldıktan sonra Lauda yeri kurdu. Ancak havayolu şirketine maddi destek yaratabilmek için 1982'de McLaren'la Formula 1'e geri döndü. 2 yılın ardından McLaren 1984'te Tag Porsche motorunun da katkılarıyla 70'lerden bu yana ilk defa tekrardan kazanabilecek pozisyona gelmişti. McLaren tasarımcısı John Barnard'ın talebine uygun olarak Porsche tarafından üretilen, ancak Tag tarafından finanse edilen motor ilk olarak 83 sezonunun son yarışlarında sadece Tag ismiyle kullanıldı. Spor otomobili kategorilerinde çok başarılı olan Porsche, olası bir Formula 1 başarısızlığına karşı isminin kullanılmasına ancak 84 yılının başında iyi sonuçlar gelmeye başlayınca izin verdi. Turbo basıncı olarak rakiplerinden geride kalsa da yakıt ekonomisi konusunda Porsche'nin harikalar yarattığı motoruna ilaveten McLaren 84 sezonu için Alain Prost'la anlaştı. Prost 83'te dünya şampiyonluğunu kıl payı kaçırmış, Renault'dan bıkmış ve daha önce 1980 yılında çaylak sezonunda kötü bir deneyim yaşadığı McLaren'e geri dönmüştü. Sezon sonunda Lauda kendi deyimiyle tur başına yarım saniye yavaş olduğu Fransız piçini strateji, şans ve tecrübesinin yardımıyla yarım puanla mağlup edip dünya şampiyonu oldu. Böylece Prost son 3 yarıştaki sorunlar yüzünden 2 puanla kaçırdı 83 şampiyonunun ardından 84'ü de yarım puanla kaybetmiş oldu. Peki tamam, Porsche, McLaren, Lauda, Prost, bunlardan niye bu kadar bahsediyorum? Çünkü bu adamların kaderinde bu yarışın önemli bir rolü olacak sezon sonu geldiğinde. Türkiye'nin lider kripto para işlem platformu Paribu, kullanıcılarına hızlı, kolay ve güvenli işlem hizmeti sunuyor. Paribu da Bitcoin dahil olmak üzere onlarca kripto para birimi alıp satılabiliyor. Ayrıca Fenerbahçe, Trabzonspor, Barcelona, Milan, Inter ve Paris Saint-Germain gibi önemli kulüplerinde aralarında bulunduğu taraftar tokenları Paribu'da anında alınıp satılabiliyor. 83'ten 84'e geçişte yapılan en önemli yönetmelik değişikliği ise yakıt ikmali oldu. Ki bu değişiklik aslında spor otomobil yarışlarından yakıt ekonomisi konusunda büyük deneyimi olan Porsche'nin motorunun da parlamasına yaradı. Turbo gecikmesiyle lastiklere 1000 beygir civarında güç ileten 1,5 litrelik V6 turbo motorlarda yakıt ikmali olmadan yarış bitirebilmeleri için bolca yakıt ekonomisine gidilmişti. Sıralamada eskiye benzer güçler konuşulsa da yarışta 800 beygirler civarına kadar düşürmüştü. Bu arada o yılki yakıt tankları da 220 litre civarındaydı. Deliliğin boyutunu siz düşünün. Zaten o zamanlar etkisi bugüne kıyasla düşük olan aerodinamiği de bir kenara atarsak, o günün şasi teknolojisi, aktarma organları, süspansiyonları ve lastikleriyle bu güya ekonomikleştirilmiş canavarları idare etmek hiç de kolay değil. 1984 aynı zamanda Ayrton Senna'yı Formula 1'e takdim eden sezondu. Bu noktada 24 yaşındaki Senna'nın uzun bir karting kariyeri vardı. 83'te İngiliz Formula 3'ünde Martin Brundle'la kıyasıya bir yarışa girdi ve şampiyon oldu. 84 sezonu öncesinde de parlak bir yıldız adayı olarak görülüyordu. Dönemin güçlü takımları Brabham, Williams ve McLaren'la teste çıktı. Hatta Williams testinde eski dünya şampiyonu Keke Rosberg'den daha hızlı olduğu söylenir. McLaren, Brabham ve Lotus 84 sezonu için Senna'ya test pilotluğu teklifinde bulundu. Yine Lotus, Senna'yı kariyerinin başlarındaki Mansell'in yerine Lotus'a getirmek istemiş. Ancak İngiliz tütün şirketi Imperial Tobacco Mansell'i istemişti. Keza 83'te Piquet ile pilotlar şampiyonasını kazanan Brabham'da da benzer bir senaryo yaşandı.
takımın sahibi Bernie Ecclestone, Senna'yı iki kez dünya şampiyonu olan Nelson Piquet'in yanına istemiş, ancak takımın İtalyan sponsoru Parmalat, İtalyan bir pilotta ısrar etmişti. O zamanlar Piquet hala formunun zirvesindeydi ve 84 yılında Brabham gözden düşecekti. Ancak yine de zirvedeki Piquet ve Senna'nın çok tuhaf, kavganın hiç bitmediği bir ikili olacağı kesin. Zaten Senna gibi Brezilyalı olan Piquet, Senna'nın en büyük düşmanlarından birisi olmuştu. Bunda kısmen kıskançlığın etkisi de var. Senna ve Piquet'i aynı takımda görmek harika bir fantezi olurdu gerçekten. Ancak en sonunda Senna yine teste çıktı bir diğer takım olan Tolman'la anlaştı. Zaten otomobile bakarsanız kocaman Segafredo logolarını görürsünüz. Segafredo da Brezilyalı bir kahve markası. Peki Tolman nasıl bir takımdı? Çok fazla paraları yoktu. Ancak teknik tarafta Senna dışında önemli yetenekleri vardı. TG 184'ü tasarlayan Rory Byrne, Schumacher'in kazandığı 7 şampiyonluğunda da otomobillerini tasarlayan isimdi. Benetton'da 2, Ferrari'de 5 şampiyonlukta otomobillerin tasarımcısı Rory Byrne'di. Onun haricinde bir isim daha var. Pat Simmons, işte takımın mühendisi ve Rory Byrne'le birlikte otomobili tasarlamada büyük rol oynuyor. Onun da 94-95 şampiyonluklarından yine Schumi'nin tanıyorsunuz. Daha sonra 2005-2006 Alonso'nun şampiyonluklarından 2003-2016 arasında Williams'taki görevinden tanıyorsunuz ve bir de Crashgate'den hatırlıyorsunuz. Tolman'ın otomobilinin en büyük problemi hard motoruydu. Çünkü o dönemki motorlara göre, benim bulduğum bilgilere göre yaklaşık bir 150 beygirlik güç açığı var. Ancak tabii ki motorları sadece güçleri de belirlemiyor. Sürülebilirlikleri ve bu gücü nasıl aktardıkları da belirliyor. O yüzden bu değeri direkt böyle dümdüz bir veri olarak almayın derim. Ama elbette Monaco'da motorun gücü daha az önemli. İşte 83'te sıralama turlarında 1300 beygir güç ürettiği söylenen BMW motoru, ki bu güç üretme gücün miktarı her sene biraz daha artıyor. Çünkü efsane bir haline geldi motor. 859 beygir civarlarında güce çekilmişti. Hatta BMW bu motoru Monaco için daha sürülebilir olsun diye bilerek 700 beygire kadar indirdi. Monaco'ya gelene kadar sezonun ilk 5 yarışının 4'ünü McLaren kazanmış, Prost ve Lauda ikişer galibiyet paylaşmıştı. Belçika'da ise 80'lerin kayıp yeteneği Ferrari pilotu Michele Alboreto galip gelmişti. Peki Senna nasıl gidiyordu? Mütevazi Tolman'ıyla Güney Afrika ve Belçika'da 6. olarak 2 puan toplamıştı. Yani aslına bakarsanız yeteneğinin meyvelerini vermeye başlamıştı bile. Monaco'daki sıralama turlarının ardından Alain Prost saniyenin 10'da 1'inden az bir farkla Mansell'i geçerek pole pozisyonunu almıştı. Ferrari'ler 3-4, Warwick ve Tambay'ın sürdüğü Renault'lar ise 5 ve 6. ceplerdeydi. O yıllarda sıralamalarda pek de hızlı olamayan Lauda 8. Senna ise Prost'un 2,5 saniye gerisinde 13.lükteydi. Kurallar gereği yarışa 20 pilot katılabildiğinden sıralamalarda 7 pilot elenmişti. Sıralama turlarında 20.liği, yani griddeki son sırayı Tyrrell Ford ile Stephen Bellof almıştı. Bellof yarışa katılabilen atmosferik motorlu tek otomobili sürüyordu ve Prost'tan tam 3,5 saniye yavaştı. Pazar günü yarış 45 dakika gecikmeyle start aldı. Yani belki de hiç start almaması gerekiyordu, o ayrı bir konu. İlginç olansa Lauda'nın pistin kuru olan tek noktasına da su bastırılmasını istemesiydi. Nasıl yani? 5. viteste 200 küsür kilometre hızla geçilen tünel asfalta dökülen yağlar yüzünden kayganlaşmıştı. Soğuk yağmur lastikleriyle birbirine sprey atan otomobillerin peşi sıra tünele girmesi korkunç bir senaryoydu. O yüzden bir itfaiye kamyonu geldi ve Monaco'nun meşhur tünelini suya boğdu. Startta Prost ve Mansell temiz bir kalkışla ilk virajı pozisyonlarını koruyarak geçti. Ancak Ferrari'lerle pozisyon mücadelesine giren Renault'lar o kadar şanslı değildi. İkisi birden ilk virajı geçemeden Sainte-Devote'de yarış dışı kaldı. Üstelik iki pilotunu da sakatlayarak. Önce Warwick toparlayarak Renault'sundan indi. Daha sonra ekranlara Patrick Tambay'in iki hakem tarafından taşındığı görüntüsü geldi. Daha da tuhafı, televizyon kameraları kazanın tam olarak nasıl yaşandığını gösteremedi. Hatta görüntülerin tekrarında da ne olduğu anlaşılmıyordu. Yayındaki aksaklıklar bu tuhaf yarışa damgasını vuracaktı. Yarışı BBC'den anlatan Murray Walker ve James Hunt ikilisi zaman zaman görüntü alamıyor ve yarışı düzlükten zaman ekranlarına ve geçen otomobillere bakarak sunmaya çalışıyordu. Ancak buna karşılık televizyon yayınına görüntü gitmeye devam ediyor. İlk turlarla beraber Prost ve Mansell arka tarafla farkı açmaya başladı. 3. turun sonunda 13.lükten başlayan Senna 8.liğe yükselmişti. Porsche'nin spor otomobillerdeki fabrika pilotu, Formula 1'in bir diğer çaylağı olan Stephen Bellof, ümitsiz Tirelli ile 20.likten 10.luğa yükselmişti. Ancak tuhaf bir avantajı da vardı. Vahşi turbolar yağmurda sürüşü zorlaştırırken, Bellof'un atmosferik motorlu Tirelli'yi piste tutmak nispeten daha kolay. O yıllarla ilgili Lauda'nın eskisi gibi olmadığı, yaşlandığı ve korktuğu çok söyleniyor. Bunda %5 doğruluk payı olabilir. Ancak %95'inin saçmalık olduğunu garanti ederim.
Lauda önce 4. turda otomobili döndürmenin bile ayrı bir olay olduğu Lewis hairpininde su dolu iç çizgiden Alboreto'yu geçti. Daha sonra 5. turdaysa Sendeve çıkışında yan yana geldiği Arnaud'u Massene virajına gelmeden, gaz kesmeden dili işi bir hamleyle geride bıraktı. Diğer tarafta Mansell 7. turda yarışın en hızlı turunu attı ve Prost'u yakalamaya başladı. Yine 8 veya 9. turda Alboreto'da spin atıp yarış dışı kaldı. Ancak reji bunu da tam olarak ekrana veremedi. Böylece ilk 5 Prost, Mansell, Lauda, Arnoux, Rosberg halini aldı. Senna yarışı Rosberg'in hemen arkasında 6. Bellof ise Senna'nın 2-3 saniye gerisinde 8. götürüyordu. 10. turda Senna muhtemelen Rosberg'in sprey yüzünden tünel çıkışı şikanda frenajda biraz geç kalınca kaldırım yüksekliğindeki kertlere çıktı. Ancak bir şekilde ön kanadı ve süspansiyonu hasar almadan yarışı sürdürdü. Mansell 12. turda Prost'tan liderliği aldı ve farkı açmaya başladı. Ve tahmin edin ne oldu? Reji bunu da kaçırdı. Üstelik bu Mansell'ın F1 kariyerinde lider götürdüğü ilk yarıştı. Mansell yarın yokmuş gibi sürüyordu. Ve 3 tur içinde 7 saniyelik bir fark açarak Prost'u aynalarından silmeyi başardı. Ancak Prost'un yani profesörün bildiği bir şeyler vardı. Mansell bu temposunu 3 tur daha sürdürebildi ve Massene'ye gelmeden Börüvaj'ı çıkarken otomobilin arkasını kaybetti. Arka kanadı kırılan Lotus'uyla yarışa devam etmeye çalıştı. Ancak Mirabeau'ya gelirken bir kez daha spin attı ve yarışa veda etti. Yarışı 1 ve 2. sırada götüren McLaren'lar başka problemlerle boğuşuyordu. Kurova'da 1.22-1.23'lerle turladıkları pisti 1.56-1.57'lerde dönüyor ve hali hazırda zaten çok fren yükü yaratmayan Monaco'da karbon frenlerini ısıtmakta güçlük yaşıyorlardı. Senna ise tırmanışını sürdürüyordu. Rosberg ve René Arnoux'u geçip Lauda'nın peşine takıldı. Kariyerinin birçok noktasında olduğu gibi yine gözünü karartmış ve limitle kumar oynuyordu. Düzlüğe çıkıldığında gaza oturdu ve pistin ıslak kısmından, dış çizgiden bir yandan otomobili yalpalarken gaz kesmedi ve Lauda'yı geçti. Öte yandan Bellof da boş durmuyor ve tırmanmayı sürdürüyordu. Şikana gelinirken geç bir frenajla Rosberg'i geride bırakıp 5.liğe yükseldi. Delilik. Tam da yarışın bu noktalarında Murray Walker süper bir laf söylüyor. Bu adamlar çok para kazanıyor ama parayı neden hak ettiklerini görüyorsunuz. Daha iyisi söylenemez. 800 beygir güç üreten 600-700 kiloluk tabut benzeri otomobillerde öndeki otomobillerin deli gibi sprey attığı daracık caddelerde tam gaz gitmeye çalışıyorsunuz. Yarıştırdığınız otomobiller bu şartlar için tasarlanmamış ve hiç uygun değil. Frenler soğuk, lastikler soğuk. Sadece o da değil. Kokpitin içi soğuk, yağmur üstünüze yağıyor. Yarış içinde günümüzdeki tabii tulumlar vesaire de yok. Islanıyorsunuz, sırılsıklam oluyorsunuz, üşüyorsunuz. Ve küçücük bir hatanız bütün emeklerinize mal oluyor. TV yayınının bile aksadığı bu şartlar altında bu adamın yaptığı yarış gerçekten tam bir delilik. 23. tura gelindiğinde uzun süredir frenleriyle boğuşan Lauda daha fazla dayanamadı ve Massene çıkışında spin attı. Motor stop etti ve Lauda'nın yarışı orada bitti. Böylece tıpkı Mansell ve Senna gibi yarın yokmuş gibi süren bir başka adam Stephen Bellof 4.liğe yükseldi. Birkaç tur René Arnoux'un arkasına vakit kaybettikten sonra en sonunda 27. turda Mirabeau girişinde kendisini duvara doğru sıkıştıran Arnoux'u geçmeyi başararak 3.liğe yükseldi. Böylece sıralama Prost, Senna, Bellof halini aldı. Yarışın henüz yarısına gelinmeden tam 11 pilot yarış dışı kalmıştı. Yarışın lideri Alain Prost düzlükten geçerken ellerini sallıyor ve yarışın durdurulmasını istiyordu. Senna ise tur başına 4 saniye kapayarak Prost'a yaklaşıyordu. Sonunda 32. turda Prost Senna farkı 6-7 saniyeye kadar inmişken yarış durduruldu. Kırmızı bayrakla birlikte damalı bayrak da çıkmış, yani yarış bitirilmişti. Prost bu otomobille bu pistte bir tur daha bile atmam dercesine kenara çekerken düzlükten tam gaz geçen Senna adeta Formula 1'e bakın ben geldim diyen zafer turunu atmaya başladı. Ve tabii yarışın durdurulma kararı ortalığı karıştırdı. Çünkü bu karar Prost'un işine geliyordu. Olayın iyice tartışmalı hale gelmesinin en büyük nedeni pist hakemi Jackie X'in diğer hakemlere danışmadan yarışı durdurmasıydı. Belçikalı Jackie X, Rothmans Porsche takımının bir pilotuydu. Yarışın durdurulması elbette Prost'la beraber Porsche'nin de işine geliyordu. Bu dönemle ilgili bir diğer genel algı da dönemin Formula 1 yönetiminin Prost yanlısı olduğu şeklindedir. Prost'un 1985'le birlikte FIA başkanlığına gelecek olan Jean-Marie Balestre ile arasındaki dostluk malum. Balestre'nin 89'da Senna ve Prost arasında yaşanan olaydaki tutumunu da zaten biliyorsunuz. Şunu da söyleyelim, son turlara gelinirken Prost henüz ellerini sallayıp yarışı protesto etmeden önce yani Murray Walker bizzat yarışı anlatan yerinde anlatıyor yarışı. Diyor ki şartlar çok kötü, yarış neden devam ettiriliyor bilmiyorum. Yani olayın böyle bir tarafı da var. Ancak asıl zaten bu yarışın neden başladığı ayrı bir tartışma konusu ama o yıllarda Formula 1'deki işleyiş daha farklıydı.
Sonuçta Jack Hicks'in o kararı tek başına almaması gerekiyordu. Pist kuruyordu, şartlar daha iyi olurdu diye aktaranlar da var. Ancak Murray Walker da yayında yağmurun arttığını söylüyor. Şimdi pilotların yarış işte 31. tur esas alınarak 32. turda durduruluyor. Pilotların en hızlı turları genelde 19 ile 26. tur arasına gelmiş. Yani son 5 tur içinde şartlarda bariz bir ilerleme olmadığı açık. Öte yandan Senna ve Tolman takımının da hakkı yenmiş gibi duruyor. Çünkü yarış durdurulmasa liderliği alacaktı. Ancak yine bir başka hikayeye göre Senna Nöbel şikanına çıktığında 10. turda hatırlıyorsanız süspansiyonuna zarar vermişti ve aslında süspansiyonu zor dayanıyordu ve otomobil adeta tur sayıyordu. Ancak o noktada Senna nasıl Prost'a yetişiyorsa Belov'da daha yavaş bir tempoda Senna'ya yetişiyordu ve aralarında 13 saniye fark vardı. Yani yarış sürse ne olacağını kim bilir. Bu açıdan baktığınızda Belov'un da hakkı yenmiş gibi görünüyor. Bu hiç bitmeyecek tartışmalar bir yana yarışın doğurduğu sonuç daha da ilginç. 78 turluk yarış mesafesinin %50'si tamamlanmadığından kurallar gereği yarışta yarım puan verilince o zamanki sistemde Prost 4,5 puan almış oldu. Eğer yarış 39. turdan sonra durdurulsaydı ikinci olarak 6 puan alacaktı. Yani dünya şampiyonluğunu yarım puanla Lauda'ya kaybetmeyecekti. Ancak bu fantaziyi yaşayanlar arkadan Belov'un geldiğini de unutuyor. Zaten ben kelebek etkisine inanırım. Bu yarıştan farklı bir sonuç çıksa sezonun kalanı da muhtemelen aynı şekilde gitmeyecekti. Tam bu noktada ya Belov deyip durdun, ne oldu bu adama diye soranlarınız olacaktır. Zira yarışın resmi sonuçlarını açtığınızda Belov'un adını göremeyeceksiniz. Çünkü sezon boyunca arkalarda yer alan Tyrrell takımı ağırlıkla ilgili yönetmeliklere uymadığı için o sezon bütün yarışlardan diskalifiye edildi. Ancak bu performansı ve daha sonra 85'te yaptığı sürüşler Belov'un adının Ferrari ile geçmesine yol açtı. 86'da Arno'nun boşaltacağı koltuk Belov'a gidecekti. Ancak sadece F1'deki sürüşleri yüzünden değil, Belov aynı zamanda genç yaşta bir spor otomobil prototip efsanesi de olmuştu. Nordschleife'deki 6-11'lik turu uzun yıllar pistteki en hızlı tur oldu. Ancak sonradan Porsche modern LMP prototipiyle bu rekoru kırdı. F1 fanlarının Gilles Villeneuve dediği yerde spor otomobil yarışı fanları da Stefan Belov der. Bu genç adam bindiği her otomobilde çok hızlıydı ve muhtemelen F1'e de imzasını atacaktı. Ama F1 tarihinde adı yok. Neden? Çünkü 1985 yılında Belçika'da Spa pistinde yaptığı bir dayanıklılık yarışında yaptığı kazayla hayatını kaybetti. Motorsporları böyle bir şey. Her bir Ayrton Senna hikayesi için bir tane de Stefan Belov hikayesi var. Tabii ki Ayrton Senna'nın eşi benzeri yok ama Belov'un da bir eşi benzeri yoktu. Kısacası 1984 Monaco Grand Prix'si Ayrton Senna'nın olduğu kadar Stefan Belov'un da yarışıydı. Şampiyonların kahvaltısından bu haftalık bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.